عسكرية. فين بدين أم البوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد Aziz qadirdanlar, hazır biz Qohiradagi Amr ibn As radiyallahu anhu'nun məscidlərge keldik. Peşin namazını azaniga təxminən 15-20 minitə vaxt qaldı Mısırda. Amr ibn As radiyallahu anhu Mısırını fətx qəllərədən keyin ilk qurgan ibadət üçün məscidlərdən biri. O kişinin namları da məşğur, məlum, qurgan joyları çirkovunu aldıqı bugən. Bu joy qıbtilərini yeri, nəsrani qıbtiləri yerlik əhalı bugən. Bunların çirkovlarını hazır görsətəmən sizə. Görüyəbsiz mi? Mənə şu joyda mənə çirkovu kənisəsi hələ yəmdirdi, hadırən məvcud. Uşanın yanıqı ana uşa zamandan çüşüb gelib mənə Paske çüşüb, bana orkamdaki mezana Amr ibn As radiyallahu anhu kurgan masjidini mezanası. Masjid kuruluşu doğrusu da ve bu joyda tarih mobaynida bugün hadiseler juda katta hadiseler. Masjidini Mısır Fatih bugün de kurganlar ve özleri imamlik hatiplik kigenler. İmam hatip degen de bizdeki düşüncemez. Bu kişi amir bugün cümelerge, hutbelerge bu kişi çıkan o şey suikast şu joyda qilingan. Amr ibn As radiyallahu anhu'ya hücum bana şu joyda bo'lgan, yani havariciler tomonidan. Lekin o kişini mas askerlerini öldürüp bo'lgan, o kişi tirik bo'lganlar. Masjidga hozir azan aytadi inşallah. Masjidni kuruluşu doğrusu da masjidning kuruluşu doğrusu da acayip bir hadise var. Mana şu masjid, onu göstereyim sizlere. Masjidini aylantıp göstereyim. Bu masjidin idaresiyken, hazır gününde idare kılıp koyulurken bazı münasebetler bilen kelif fatva sorab yok ki masjidki alakadar meseleler bu içe müracaat kılışadı. Adamlar masjidini aldı da namaz vaxtını küsüp duruşubdu. Sizlere tarihi bir sohbet bu sözün için koşul yapmayın, kere yapmayın. Mana masjid. Mana şu masjid. Bu masjid kengligi 120 ga 110 ekan. 120 metr ga 110 metr. Taxminan 1 gektardan kattaroq joyga qurilgan. Mana şu masjid. Hop, bu masjidning qurilishida, mana şu masjidning qurilishida Amr ibn As radhiyallohu anhu Kıbti bir ayolni uyi masjidga halaqit qilib qoladi. Endi qaysi burchagida bilmayman. Bu burchagidami, narigi burchagidami, xullas mana shu joyda. Kıbti ayol kampirni uyi burchagida halaqit qilib qoladi. Va unga katta miqdorda pul berishadi. O'sha pulni evaziga uyini sotishlikni talab qilishadi. Kampir sotmaydi. Lekin aytilgan miqdordan kattaroq pulni berib bo'lsa-da, uni uyini buzib yuborishadi. Keyin o ayol Madinay Munavvaraga Hazrat Umar radhiyallohu anhu'ni oldilariga shikoyat qilib boradi. O'sha shikoyat qilib borganda uyini buzib yuborganligi to'g'risida Hazrat Umar radhiyallohu anhu eshitganlaridan keyin yonlarida turgan xurmoni po'stlog'ini olib, o'shanga yozadilar. Aytadilarki, "Hey Amir," deydilar. "Men Nushirovondan oldinroqman," deydilar. "Meni adolatim Nushirovonning adolatidan ko'ra oldinroq," deydilar. Mana shu xatni olib kelib Amr ibn Asga bitta xutbaga chiqayotganlarida juma namozi uchun ko'tarilayotgan paytlarida xatni beradi hali kampir bir odam orqali. Amr ibn As xatni o'qiganlarida xutbaga chiqa olmasdan o'tirib qoladilar. Va ayolni uyini, masjidni buzib bo'lsa-da qaytadan qurib berishadi. Hodisani Nushirovonga tegishli qissasi arablarda mashhur edi o'sha paytda. Nushirovon adil tarixda mashhur. Peygamber aleyhissalatu vesselam, "Ben adil padişah paytida dünyaya geldim," degenler. O'sha Nushirovon adil haqidagi gap. Nushirovon o'ziga bir katta kasır kurdurgan. Kasır kurdurgan da kasırını burçagida bir odamning uyi kasırga halaqit qilib qoladi. Keyin dizaynerlar aytadi, "Bu halaqit qilyapti, bu uyi buzishimiz kerak. Agar bunu buzmasak kasır xunuk bo'lib qoladi," deganda u kishi aytadilarki, ya'ni Nushirovon adil aytadiki,
Mana shu qasrni shu xunuk bo'lib qolganligi o'zi chiroyli deydi. Xunuk bo'lib qolganligi o'zi chiroyli. Nimaga? Chunki adolatni tamsil qilib turadi. Ular bilan hali gaplashganimizda zulmni tamsil qilib turadi. Firavunning katta-katta piramidalari degan edim. Bizni mana bu sahobai jalil musulmonlarimizni qurib ketgan binolari bo'lsa adolatni tamsil qilib turadi. Qibti yoshi keksayib qolgan kampirni uyini buzganligi uchun masjidni buzib o'sha ayolning uyini qaytarib joyiga qo'yib qo'yishadi. Misriy birodarlarimiz namozni kutib o'tirishibdi. Bu yerda juda ko'p odam namoz kutib o'tiribdi hozir. Ozon aytadi, i namozga kiriladi. Chunki hozir karantin munosabati bilan shunaqa bo'lyapti ekan. Navbat kutilyapti. Hop. 564-yil bo'lsa kerak, hijriy. 564-yilda o'sha nasroniylarni Yevropadan kelgan askarlari salf yurishlari namoyondalari kelib bu masjidni yoqishgan, yondirishgan, kuydirishgan, vayrona qilishgan. Keyin 4 yil o'tib 568 hijriy sanada Salahuddin Ayyubi rahimahulloh salfchilarni quvib haydab chiqaradi va masjidni qaytadan ta'mir qildiradi, qaytadan bino bo'ladi. Masjid juda katta tarixiy yodgorlik. Amr ibn As radhiyallohu anhu ni maqbaralariga ham bordik. Bu masjidlarda men jonli efir qilib sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Bu masjidda Imom Shafi'i dars bergan. Bu masjidda Lays ibn Sa'd dars bergan. Bu masjidda Abdussalom Izzuddin ibn Abdussalom dars bergan. Bu masjid shuni katta-katta allomalarni markazi bo'lgan. Shu kunga qadar tarix mobaynida masjid islom ummatiga juda katta manfaatli ilmiy meroslarni qoldirgan. Alloh subhanahu va taolo bu masjidni yana xizmatini davomiy qilsin. Xo'p. Nushravon haqida gapirib bo'ldim, sal kechikirdi shekilli, boshqatdan eshitasiz. Xo'p, yana nima aytishimiz kerak? İçkaradan açsa belki içkaradan hem video alarman eğer vaktimiz bo'lsa. Bu mesela içkarada İmam Şafii'nin alohida o'zlari qo'llari bilan yozgan şiirleri ham bor deyishyapti. Şiirga ishqiboz bo'lganlar, yani şiirni juda yaxshi yozganlar. İmam Şafii'nin divanları var şiir manasında, şiir yozish manasında. Baytga usta bo'lganlar. Hop, Amr ibn As radhiyallohu anhu bu joyda ham amir bo'ldilar va Misr ahlini, aholisini, dinini buzmadilar. Misr ahlining o'sha aholining dini o'z o'rnida qoldi. O'sha sizlarga hali ko'rsatganim cherkov hozir ham bor. Hozir ham cherkov turibdi. O'sha tepasiga xoch rasmi turibdi, ya'ni belgisi xoch davom etyapti, ya'ni ularning ibodatlariga musulmonlar tekkani yo'q. Faqat nima qildilar Amr ibn As? Cherkovni oldiga masjid qurdilar. Cherkovga kelgan odam masjidga ham keladi va natijada musulmonchilikni o'rganadi va hozir Misr aholisini biz ko'pchilik arab deydi, aslan mustarab deyiladi ularni. Mustarab degani arablashgan xalqlar. Ularni tili boshqa edi, urf-odatlari boshqa edi, dini boshqa edi, madaniyati boshqa edi. Bular musulmonlarni bu joyga kirishligi sababli musulmon bo'ldi aksariyati. An'analari o'zgarib ketdi, tillari lekin dinlarini shundoq saqlab qolganlarini musulmonlar indagani yo'q. Dillari turibdi mana cherkov, mana. To'g'rimizda cherkov turibdi mana. Ko'rsatay sizga. To'g'rida cherkov turibdi. Mana shu ikkita daraxtni yoniga qarasangiz, cherkovni belgisi turibdi. Ya'ni bu mana shu madaniyat islom ummatining diniy bag'ri kenglik masalasida boshqa barcha dinlarga o'rnak ekanligini ko'rsatadi. Hozir siz Ispaniyaga boring. Ispaniyada musulmonlarning osori atiqalarini buzolmaganligi uchun turibdi. Bo'lmasa buzib yo'q qilib hammasini vayron qilib tashlashgan.
Hatta din, hiç kanaka dinini koldurmayan İspanya'da. Lekin 1400 yıldan beri Mısır'ın tilleri uzgarıp getip, ananaları uzgarıp getti. Lekin dinleri de uzlarını, çerkov ibadetleri de yerli ahali ibadet kılı yaptı. Ularga nispeten yani tazik yok. İbadetini kısa kısın. Her kim uzunu yani itikadı da erkin. Degen narsani İslam berdi. İslam'ın bağrı kengliği doğrusu da, İslam başkalarını portlat edigen din emasligi, başka din vakillerini mecburlab dinge kirgizmeslik, başka din vakilleri bilen insani alakalarda güzel muamalar kılabiliş mevzusu da İslam dininin aldığı düşedigen din yok. Bunu hayat korsatı durdu, hayat. Yani hayat tecrübeleri korsatı durdu. Yani kitapların özü de giremez. Biz bağrı kenglik kılı yapmaz degen yapmaz. Biz de hayati tecrübeye göre İslam ümmeti her kanday insaniyet bilen insani muameleler çekerisi de güzel ahlak bilen muamele kılı alışlığını ispatlayan. Şimdi 5-6 adam çıkıp alıp İslam'ını terror dini kılıp korsatıp özüge yakmayan narsanı şirk bid'at deyip Müslümanların arasına her türlü ihtilaflarını salışlığı İslam ümmetini parçalanışlığına sebep bulması gerek. Biz onday adamlarını İslam'ın asıl maksatlarından uzak adamlar ekenliğini aytıp barışımız gerek. Şimdi dinimizin sahabeler düşüngeni de düşünedigen ümmet, salafının fahmi bilen düşünedigen ümmet bu dinli davamiyeliği için asasi hizmetini amelge aşırıdır. Bu mesela onası şirk, bunası küfür, bunası bid'at deyip özünü şahsi düşüncelerini, sünnetini oranına koyuyorken adamlarına koyup verilse bütün milletini parakende kılışadı. Terör, İslam kankorluk dini, adam öldüredigen din, özünden başkalarını öldürüş gereğidigen düşüncelerini tarikatışını başlaşadı. Netice ne mi? Netice korunup durdu. Neticeni korunup durup biz de mi boliyetkenini? Ana şu, yani salbi neticelerden kurtuluşumuz için biz dinimizin doğru organizmimiz gerek. Mana bu tarihi yodgorliklar birodarlar. Bizga mana shu tarixda bo'lgan hodisalarni xabarini berib turadi. Mana shu hodisalardan o'zimizga ibrat, tarixdan to'g'ri namuna olishimiz kerak. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala وبركاته.